Herkese günaydın. Her çarşamba olduğu gibi Borsa İstanbul teknik anlamda konuşmaya devam edeceğiz. Peki temel anlamda neler yaşandı? Aslında çok da bir şey yaşanmadı. Küresel piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararlarını takip ettiğimiz bir haftadayız. İç piyasada pazartesi günü açıklanan veriler vardı ama veriden artık çok uzak bir fiyatlama yaşıyoruz piyasa bakımından. Veri fiyatlaması yaşamıyoruz, onu söylemek mümkün. Belki ileriki dönemlerde veri fiyatlaması yaşarız ama şu anda ekonomideki U dönüşümü ve bunun yansımalarını yaşıyoruz. Peki ne var? Yine hacimsiz işlemler devam ediyor. Yine aynı şekilde bir bekleyiş söz konusu yabancı yatırımcı açısından. 2024 yılı bunu iyi bir işaret ediyor ama bu cuma günü Moody's'in not görünümüyle alakalı açıklamaları, söylemleri ve bir görünümde bir revize edip etmeyeceği piyasalar tarafından oldukça önemli olacak. Bu fiyatlanır mı? Bence fiyatlanır. Yani şöyle, görünümdeki bir pozitif eğilim bizi alıp bir yere uçurmaz. Ama bir notta değişim yaparsa o zaman tabii başka bir şey olur. İlk fitil ateşlenmiş olur ve bunun gerisinde fiyatlama devam eder. Peki hani teknik açıdan ne durumdayız? Aslında yatay bir bant aralığı içerisindeyiz. Çok da bir yere gittiğimiz yok. 8000 seviyesi, 8150 seviyesi. Hani çok basit günlük ifadelerle önemli olmaya devam ediyor. Ama tabii ki bunların detaylarını her çarşamba olduğu gibi sevgili Murat Bey ile konuşmaya devam edeceğiz. Orada bir küçük kahve molası vardı. Onu çok bölmeyeyim dedim ama Çok günaydın. teşekkürler. Sağ olun Seda Hanım. Günaydın. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Piyasayı takip edemem. Elmas formasyonuna ne oldu? Soru. Evet, elmas formasyonu. Hemen uygun görürseniz isterseniz bir ekranı Evet. paylaşmaya çalışayım ve onun üzerinde konuşalım. Siz gayet Bu güzel bir şekilde özetlediniz. Gerçekten de piyasa aslında büyük resme baktığınızda yani son 3-4 aylık periyoda baktığınızda çok da fazla bir yere gidemiyor maalesef. Şu an ekranı bir tanıtmaya çalışayım. Grafikte 240 dakikalık yani 4 saatlik verilerle son 3-4 aylık seyri görüyoruz. ondan Ağustos önce ayında ben bir şey soracağım ama siz tabii, bu buyurun. 15'indeki bu cuma günü Moody's'den ne bekliyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Sanırım görünümde herhalde bir pozitifliğe doğru bir dönüş olacak. Olsa gerek ki birazdan da konuşuruz. Bankacılık endeksinde bunu bir Dönüş var. olumlu yanda bir yansıması var. Ama maalesef endeksin geneline yansımıyor. Muhtemelen o tip bir beklenti satın alındı, alınıyor gibi duruyor. Birazdan bankacılık endeksinde tekrar isterseniz konuşuruz bunu. Elbet. Genel anlamda bakıldığında da Ağustos ayından bu yana aslında işte 7000 küsürle 8000 yukarıda 8563 tarihi zirvemiz 3 Ekim tarihinde yaşanmıştı. Bu bant içerisinde bir hareket var. Hatırlayacak olursanız yani ilk başta biz Eylül-Ekim dönemi içerisinde açıkçası işte burada bir sonlanan diagonal yapı ihtimalinden bahsediyorduk. Ardından yani bu olumsuz bir görüntüydü. Teknik analiz burada aslında vazifesini yaptı. Olası geri çekilmeleri bize ihtimal olarak vermişti. Ardından bir omuz boş omuz formasyonu takip etmiştik. Son dönemde de bir elmas formasyonundan bahsediyoruz. Buradaki yapıyı, buradaki bu bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı yatay bantta oluşan konsolidasyonu teknik olarak bir şeye oturtturmaya çalışıyoruz. Bu bize bir ipucu veriyor mu diye inceliyoruz. Ama isterseniz şöyle bir şey söyleyeyim. Dün bir piyasada günün ikinci seansında, öğleden sonraki seansta bir yukarı yönde bankacılık önderliğinde bir hareketlenme oldu. Bu hareket bizim için artık bu yatay serinin sonuna gelinmiştir şeklinde bir işaret veriyor mu? Maalesef henüz değil. Şöyle grafiği yakınlaştıracak olursak burada her 240 dakikada bir yani her 4 saatte bir mum oluşuyor. Bu mum oluşumuna baktığımızda halihazırda bir düşüş trend çizgisi altında olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla dünkü hareketi sadece trend içi bir tepki olarak gözlemliyoruz. Ne zaman bu hareket bizi heyecanlandırır diye baktığımızda daha önce de böyle tepki oldu. Yani endeks 7747'den 7900 küsürlere 8000 sınırına doğru atak gerçekleşti. Ancak ardından da bu tepkinin devamı trend devam etmişti.
Aslında en başta söylememiz gereken hareket şey şu, bilgi şu. Teknik olarak bakıldığında yukarıda 7900 puan seviyesi aşılmadıkça, 7900'ün üzerinde saatlik kapanışlar görmedikçe maalesef henüz yukarı yönde olumlu beklentiler içine giremiyoruz teknik olarak. Yani ne zaman ki 7900 üzerinde şöyle bir işte bu mumlar oluşur, çubuklar oluşur, 7900 puan seviyeleri aşılacak hale gelir, o zaman bir heyecan olur. Ancak mevcut görüntüde çok olumlu bir görünüm değil bu. Neden öyle olmadığını anlatmaya çalışayım. Bu elmas formasyonu dediğimiz formasyonun teorik açısından baktığımızda işte bir yükseliş trendlerinin son döneminde görüldüğü ve bir dönüş formasyonu olarak çalıştığı kabul edilir. Son diplere baktığımızda özellikle 1 Kasım'daki 7297 dibi ve ardından Kasım ortasındaki 7500 diplerine baktığımızda bu trend çizgisi aşağı yönde kırıldı. Bu kırılma ile birlikte satış baskısı biraz daha arttı. 7900 aşılmadığı sürece önümüzdeki günlerde de yıl sonuna kadar bu satış baskısının endeksi tekrar daha alt seviyelere doğru geriletme riski var. Yani teknik olarak görüntü an itibariyle bu. 7900 aşılmadığı sürece satış baskısının ilerleyen günlerde endeksi daha aşağılara doğru geriletme riski var. Peki nereye kadar olabilir diye baktığımızda da şu uzantıya kadar işin teorisini anlatmaya çalışıyorum. Pratikte nelerle karşılaşacağız hep birlikte gözlemleyeceğiz. Maalesef işte 7100'lü rakamlara ve hemen arkasından da 6800-6700 bandına kadar şu çizgiyle nerede buluşacağını bilemediğimiz için karışık bir rakam söylüyorum. Ama bu çizgiye kadar ilerleyen dönemde geriletme riski olduğunu teorik olarak söylemek mümkün. Bu riskin ortadan kalktığını söylemek için dediğim gibi 7900 direncin aşılıyor olması lazım. 7900 direncin aşılması halinde tekrar Kasım ve Aralık boyunca denediği 8100-8200 direncine doğru bir atak gerçekleştirebilir. Yılı bizim böyle tarihi zirvelerde kapatabilmemiz için de malum tabii ki bu dirençlerin aşılıyor olması lazım. Tabii ki tüm bu söylemleri lütfen değerli izleyicilerimiz de unutmasın. Her zaman altını çizerek söylemeye çalıştığım gibi finansal piyasalar statik değil. Özellikle borsa gibi oldukça dinamik piyasalar. Dolayısıyla an be an olabildiğince yakından izlemek gerekiyor. Tek bir veri geldikçe buraya işleniyor ve bu veri çok şeyi değiştirebiliyor. Çok uzun çubuklar oluşabiliyor olumlu ya da olumsuz yönde. Dolayısıyla oluşabilecek tek bir çubukla o dirençler aşılabilir. Destek gibi gözüken seviyeler hızla kırılabilir. Finansal piyasaların cazibesi de işte bu. Teknik analizde bize burada bu trend çizgileriyle veya varsa elimizde oluşan formasyonlarla bu çerçevede yardımcı olmaya çalışıyor. Toparlayacak olursak 7900'ün yukarıda güçlü bir direnç olarak ve önemli bir direnç olarak karşımızda olduğunu görüyoruz. Bu direncin aşılması halinde yukarıda gene 8100-8200 bandı önemli bir direnç olacak yukarıda. Bu dirençler aşılamadığı sürece de maalesef mevcut görüntü hali hazırda aşağı yönde daha önemli diye düşünüyorum. Dirençlerin aşılmasına yönelik teknik göstergelerde çok güçlü bir sinyal yok değil mi? Yani hani hem formasyon gereği hem de teknik göstergelerde öyle dirençlerin aşılmasını destekleyebilecek bir dönüş niteliğinde bir sinyal var mı acaba? Harika bir soru. Şöyle ki birçok indikatör genelde böyle işte öncü sinyaller üretiyor mu diye bakılır. İşte RSI olsun, MACD olsun ve diğerleri momentum vesaire. Ama en önemli indikatörlerden bir tanesi aslında hacim. Hacim oldukça önemli bir indikatördür. Aşağıda da hacim göstergesi yani hacim olarak ne olduğuna bakıyoruz. Büyük bir çaba var yani düşmeme yönünde büyük bir çaba var. Dün ikinci seansta bir artış oldu bankacılık endeksindeki hareketlenmeyle birlikte. Ancak henüz siz de gayet net gözlemlediğiniz gibi Ağustos ayındaki, Eylül ayındaki heyecan dalgası trend geçmişte kırıldığı için işte teknik analizde burada önemli zaten.
bu heyecan dalgasını göremiyoruz. Yani hacmi şu an için yeterli düzeyde olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yönde bir sinyal bugünden işte bu tarih itibariyle çarşamba sabahı itibariyle henüz yok. Dediğim gibi 7900'ü taşılabileceğine yönelik ben şu anda bir teknik sinyal, ön sinyal açıkçası alamıyorum. İnşallah aşılır da yılı güzel bir yerden kapatabiliriz. Ama mevcut durumda 7900 aşılmadıkça da öyle çok olumlu bir senaryo açıkçası şu görüntüde çizemiyorum. Bu elmas formasyonunun haftalık bazda nerelerde oluştuğunu isterseniz bir de göstermeye çalışayım. Tabii. Bir saniye. Haftalık bazda baktığımızda şunları da sileyim, akıl karıştırıcı olmasın. Daha önceki yayınlarımızda da sık sık vurgulamaya çalıştığım gibi yani endeksin yükselişi birçokları için Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde başlamış gibi görünebilir. Ama teknik analiz grafiklere baktığımızda biraz daha büyük resimde Mart 2020'den beri gelen çok net bir yükseliş kanalının içinde şurada şöyle elmas parlıyor. Yani bu da bir dönüş formasyonu olarak bizi daha aşağılara, ağırlıklı ortalamalara, haftalık ağırlıklı ortalamalara ki bu ağırlıklı ortalamalar da işte malumunuz 6.000'li rakamlardan geçiyor, getirebilir. Bu haftalık grafik. Haftalık grafikte de görüldüğü gibi geçtiğimiz hafta bu elmasın alt çizgisi kırılmıştı. Bu haftada direkt aşağıda oluştu bu çubuk şu ana kadar. Evet. Hafta henüz kapanmış değil. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü seanslarında yukarı doğru tekrar elmas içine, elmas gibi gördüğümüz ve değerlendirdiğimiz bu formasyon içine dönmesi lazım ki biz olumlu tarafa geçebilirim. Haftalıkta da demin söylediğim rakamlardan farklı rakamlar söylemeyeceğim. 7900 ve yukarıda da 8100, 8200'ler bu anlamda önemli. Beni esas endişelendiren bir diğer konuysa dolar bazındaki endeksin seyri. Bunu da müsaadenizle diğer bir program üzerinde Olur göstermeye tabii ki. çalışayım. Bu arada aslında sorumu da şeyde sormakta da fayda var. Hani yükseliş için bir teknik göstergelerde destek var mı? Yükseliş için bir ivmelenme için bir sinyal var mı diye soruyoruz ama Borsa İstanbul düşmüyordu aynı zamanda. Hani daha fazla düşmesi için de bir sinyal var mı sorusuna da bir cevap aramak istiyorum. Yani orada da mesela bir dönüş sinyali var mı? Ciddi anlamda desteklerin kırılması için bir aşağı yönlü sinyal veriyor mu mesela? Bu sorunun da cevabı güzel olabilir. Evet, bunu göstermiştiniz. Oldukça enteresan. Orada aşağıda bir destek var. Onu henüz kırmış değil ama yükselen trendin sürekli aşağı yönlü test ediliyor olması biraz can sıkıcı. Aynen yani bu şimdi dolar bazında baktığınızda bir önceki sorunuza isterseniz cevap vermeye çalışayım. İşte elmas formasyonun kendisi aşağı yönde kırılması bir satış baskısının ilerleyen dönemde de ilerleyen günlerde de devam edeceğini bir işareti. Yani dediğim gibi 7100 ilk etapta önemli aşağıda o formasyon hedefi olarak ve onun altında da 6.000'li rakamlar 6.800'ler 6.700'ler önemli. Dolayısıyla elimizdeki mevcut veriler bize aşağı yönde baskının olasılığını daha yüksek olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Bu olasılığın ortadan kalkması için yukarıda o dirençlerin az evvel saydığımız dirençlerin aşılabiliyor olması lazım. Şimdi bu da dolar bazlı endeks grafiğimiz. Dolar bazlı endeks grafiğine baktığımızda da aşağı yukarı işte 2021'in Aralık ayından beri ortaya çıkan tepe ve dipleri görüyoruz. Yıla biliyorsunuz 3 Ocak'ta tarihi zirvemiz burada 300 küsür seviyelerindeydi dolar bazında. Ardından yaşanan süreç seçim sürecinde bizi 200'lü seviyelere 217'lere kadar getirmişti. Son dönemde yani seçim sonrası Haziran Temmuz Ağustos döneminde ve Eylül döneminde yaşanan yükselişle 310'lu seviyelere kadar ulaşmıştır. Eylül'den itibaren de 312'den itibaren de önce burada bir ikili tepe oluştuğunu, bu ikili tepe formasyonun aşağı yönde kırıldığını, bu kırılmanın bir sat sinyali olduğunu sürekli olarak aslında en Evet. azından yayınlarda da bahsettik bunu. Ben kendi Twitter hesabımda da söylemiştim.
Bu trend çizgisinin kırılması da ayrıca bir sat sinyali olarak algılanabilir. Büyük bir zayıflık olarak algılanabilir. Bu hafta önemli bir gelişme olarak pazartesi ve salı seanslarında bu kırılmanın iyice belirginleştiğini gözlemliyoruz. Yatırımcılara, özellikle orta uzun vadeli yatırımcılara buna da dikkat çekmek isterim. Tekrar trend içine dönmesi için 265-270 seviyelerinin yukarı yönde aşılması lazım ki biz tekrar bir trend içinde yükselişten bahsedebilelim. Bu kırılmayı orta uzun vadede olumsuz sinyaller ürettiğini lütfen göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. O zaman hemen bir bankacılık endeksine bakalım. Oradaki hareket çünkü oldukça belirleyici. Endeksteki teknik görünümü de destekler nitelikte şimdilik. Ama yani bildiğiniz üzere bankacılık endeksinde yukarı yönde hızlı hareketler oluyor. Fakat aşağı yönde de çok hızlı bir geri dönüş de olabiliyor. Orası biraz oynak. Dolayısıyla borsadaki teknik görünümü de belirleyici kısmı o. Siz ne düşünüyorsunuz bankacılıkla alakalı? Hemen müsaadenizle gene bankacılık endeksine bu sefer dönmeye çalışayım. Bu bankacılık endeks grafiğinde demin dediğim gibi 240 dakikalık verilerle gözüken bir çubuk grafiğe bakalım. Bütün bu yayın boyunca genelde olumsuz tarafta, şartlı olumsuz tarafta konuştuk. Tek olumlu hareket de dün bankacılık endeksinde yaşandı. Büyük bir çaba var yukarıya doğru. 9000 direncinin aşılması halinde 9400-9500 bandı önemli bir direnç olarak gözükecek. Geçtiğimiz haftaki yayında da 9000'in direnç olabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi buradaki harekete baktığımızda da 9000'i oldukça önemli görüyorum. 9000 direncinin aşılması halinde bankacılık endeksinde mümkün olabildiğince işte o Moody's açıklaması öncesi yukarı doğru hareket devam edecektir. 9400-9500'ler açıkçası hedef olarak gözüküyor bankacılık endeksinde 9000'in aşılması halinde. Ancak bunu endekse paralel düşündüğümüzde bence mümkünse kar satışı olarak değerlendirmekte fayda olduğunu düşünmekteyim. Anladım. Tamam, süper bilgi. Yine her zamanki gibi, her hafta olduğu gibi güzel hap bilgilerle gayet net bir şekilde bizimle birlikte oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Aslında biz yatırımcılarla birlikte olduk, öyle söyleyelim. Valla yaklaşık bir yıldır video çekiyoruz her hafta. Herhalde bu hani 52 hafta olduğunu varsayarsak işte birkaç haftada tatil olsun. 45. 46. videomuz. Her hafta çarşamba günü sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Haftaya yine aynı şekilde belki ons altın ve gümüş grafikleriyle birlikte de sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın diliyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar.